Mustafa'm. Allah sana uzun ömür saat versin. Sen olmasan ne yaparım ben? Halam nasıl? Üzüntüden hasta mı olmuş? Onun gibi bir şey. Hadi geç içeri, üşüyeceksin. Hoş geldiniz sultanım. Ben de sizi dairenizde bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bunu has bahçede buldum. Terasın altındaydı. Ne bu? Bilmiyorum. Lakin Hürrem'le alakalı olabilir. Zira cariyesi Nilüfer'i gördüm sonra. Bütün bahçeyi deli gibi aradı. Gidip sordum, bir şey söylemedi. Rus lisanında yazılmış. Malum. Hürrem de oradan geliyor. Cariyesi telaşla aradığına göre mühim bir şeyler olmalı içinde. Gel kalfa sen saraya. Elbette paşam. Nigar. Buyurun sultanım. Sen Rusça biliyordun değil mi? Evet. Neden sordunuz? Gel benimle. Saraya dönmem lazım. Sonra gidersin. İşim var seninle. Gel dedim. Sultanım. Merak içindeyim. Beni neden çağırdınız? Gülşah dün has bahçede bir şey bulmuş. Öyle sanıyorum ki Hürrem'e ait. Benimle alakası nedir? Senin anladığın lisanda yazılmış. Rusça. Malum, herkese güven olmaz. Bilhassa seni istedim. Al şunu oku da neymiş anlayalım. Söylesene, ne yazıyor? Mühim bir şey değil sultanım. Cariyelerden biri günlük tutmuş. Cariyelerden biri? Evet. Saraya gelene kadar olup biteni yazmış. Gülşah, Hürrem'in cariyesi nereliydi? Rusça biliyor mu? Üsküplü o sultanım. Onun işi değil bu. Nilüfer yana yakıla bu defteri arıyormuş. Kesin bir şey var. Hürrem'in adı geçiyor mu? Yok sultanım, geçmiyor. Bana doğruyu söyle. Hürrem'in bir sırrı mı var içinde? Eğer öyleyse ve söylemiyorsan... Haşa sultanım, ne haddi mi? Doğru düzgün oku şunu. Her kelimesini bilmek istiyorum. Elbette okurum. Lakin paşamızın emri var. Derhal saraya dönmem gerek. İsterseniz alayım bunu. Bir güzel okur çevirir, sonra size getiririm. Hayır. Defter burada kalacak. Yarın gelip burada okursun. Siz nasıl isterseniz.